kombinasyon yani seçme. Geçen gün videomuzda permütasyonu işlemiştik. Permütasyonda biz ne yapıyorduk? Bize verilen nesneleri sıralarken kullanıyorduk. Tekrarlı permütasyonda ne yapıyorduk? Özdeş nesneleri sıralarken kullanıyorduk. Şimdi kombinasyon sıralama değildir arkadaşlar. Kombinasyon herhangi bir kümeden, en elemanlı bir kümeden elemanları seçeceğimiz zaman kullanırız biz kombinasyonu. Seçme işlemidir. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümeleri mesela. İşte 5 tane gömlekten 2 tane gömleği kaç farklı şekilde seçebilirim? Bakın sıralamıyorum arkadaşlarım, seçiyorum. Peki biz bu kombinasyonu nasıl yapıyoruz bir bakalım. Şimdi kombinasyon formülümüz C, M, R ile de gösterilir. L, altına R olarak da gösterebiliriz. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. R dediğimiz adam kesinlikle N'den küçük eşit olmalı. Çünkü siz 8 elemanlı bir kümeden 9 tane eleman seçemezsiniz mantıken. Burada bu noktaya dikkat edelim arkadaşlarım. Şimdi ben bu kombinasyonu seçme işleminde bulurken ne yapıyorum? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel diyorum. Formül biraz karışık gözüküyor ama işlemleri yapmaya eliniz alıştıkça sizin için daha kolay olacak, merak etmeyin. Şimdi N'in sıfırlısı 1 kabul ediyoruz arkadaşlar. N'in N'lisini de 1 kabul ediyoruz. Zaten şuradaki işlemi yaptığımızda sonuç yine 1 gelecek. Mesela biz 5'in ikilisini bulalım. 5 elemanlı bir kümeden 2 tane eleman seçmişim. Nasıl bulacağız? Formülümüz ne diyor? N faktöriyel. 5 faktöriyel. N eksi R faktöriyel. 5 eksi 2 faktöriyel. Çarpı R faktöriyel. Yani çarpı 2 faktöriyel. Burayı düzenlersem 5, 4, 3 faktöriyele kadar bıraktım burayı. Burada 5'ten 2 çıktı. 3. Burası 3 faktöriyel. Burası 3 geleceği için o yüzden bıraktım burayı 3 faktöriyelde. Burası da 2 çarpı 1. Düzenlersem bunlar gitti. 4'ü 2'ye böldüm. 2'ye 5'in ikilisi ne geldi bana? 10 geldi arkadaşlarım. Mesela 6 elemanlı bir kümeden 3 eleman kaç farklı şekilde seçilir? 6'nın 3'lüsü. Ne demek? 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Düzenlersem 6, 5, 4, 3 faktöriyel, 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bulmak gitti. Zaten 3 faktöriyel 6 demek. Bu da gitti. Cevabı ne geldi arkadaşlarım? 20 geldi. Şimdi eğer ki bize n'in r'lisi eşittir n'in k'lısı derse nasıl yani? Şöyle. Şurayı biraz kullanalım. Mesela 5'in ikilisi eşittir 5'in üçlüsü. Şimdi bu eşitliğin sağlanabilmesi için arkadaşlar birinci durum buradaki r'lerinizin toplamı n'yi vermeli. Yani 2 ile 3'ü topladı 5'i verdi. Veya ikinci durumda r eşittir k olmalı. Yani burası 5'in ikilisi ise burası da 5'in ikilisi olsun ki eşit olsun birbirine. Yani bu tarz durumlarda bizim iki durumumuz var arkadaşlar. Ya buradaki r'lerin toplamı n sayısına eşit ya da r'ler birbirine eşit. Şimdi burayı silelim. Şimdi aslında bu kombinasyon olayı bize kümelerde alt küme sayılarını verir arkadaşlar. Mesela 6'nın sıfırlısı demek boş küme. Her kümenin alt kümesinde boş küme vardır değil mi? Biz 6'nın sıfırlısı dediğimiz zaman boş kümeyi kastetmiş oluyoruz. 6'nın birlisi dediğimiz zaman 6'nın o kümenin 6 elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümelerinden bahsediyoruz. 6'nın ikilisi 2 elemanlı alt kümelerinden bahsediyorduk. Biz bu kümelerde görmüştük. Alt kümelerin sayısının toplamını nasıl buluyorduk? 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. Yani n dediğimiz kümenin eleman sayısıydı. Şimdi buraya gelecek olursak bakın. N'in sıfırlısı boş küme. N'in bir elemanlı alt kümeleri, 2 elemanlı, 3 elemanlı. N'in en elemanlı alt kümesi yani kendisi. Toplamı en elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerini ifade eder. Biz bu toplama ne demiştik kümeler konusunda? 2 üzeri n demiştik. O yüzden
vadeye ben direkt 2 üzeri n'dir diyebilirim arkadaşlarım. Şimdi soruları çözdükçe biraz daha oturacak bir konu bizim için. Şimdi birinci örneğe bakalım. Onun sıfırlısı, onun birisi, onun ikilisi, sekizlisi, dokuzlusu, onlusu. Şimdi az önce şuraya yazmıştım. 5'in ikilisi eşittir 5'in üçlüsü. Mesela ne demiştim? 2 ile 3 topladığım zaman 5'i verdiği için birbirine eşittir. Burada dikkat ederseniz bakın, R'leri inceleyin. Onun sıfırlısı ve onun onlusu. R'leri topladığınız zaman 0 artı 10'dan 10 veriyor. O yüzden bu ikisi birbirine eşit arkadaşlarım. Onun sıfırlısı eşittir onun onlusu. Aynı zamanda bakın, birlisi ve dokuzlusu. 1 artı 9, 10. 10 verdiği için onun birlisiyle onun dokuzlusu birbirine eşit. Bakın 2 ve 8 topladığım zaman yine 10'u veriyor. O yüzden bunlar birbirine eşit arkadaşlar. O zaman ben direkt onun sıfırlısı, onun birisi, onun ikilisi toplamını bulursam daha kolay iş yaparım. Direkt 2 ile çarpıyorum, sonuca ulaşırım. Çünkü bunun işlemleri biraz uzun sürecek, 8'lisi ve 9'lusu. Bu zaten bir de uğraşmayalım. Direkt şunlarla iş yapalım. Neyi biliyorum? Onun sıfırlısı arkadaşlarım her zaman 1'dir. Onun birlisi arkadaşlar, bakın. Zaten ne gelecek bu? Onun kendisi gelecek. Onun ikilisine bakıyorum. 10 çarpı 9. Hatta burayı 10 faktöriyel diyelim. Görmüş olalım. 10 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ne yaptı? 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Düzenlersem bunlar gitti. Burada 5 kaldı. Burası 45. Şimdi şu adam 45. Onun ikilisi. 45. Onun birlisi 10. Onun sıfırlısı 1. Onun ikilisi, onun sekizlisine eşit. Bu da 45. Onun dokuzlusu, onun birlisine eşit. Bu 10. Sıfırlısı, onlusuna eşit. Bu da 1. Şimdi burayı toplarsam ne geliyor? 45, 55, 56. 2 ile çarparsam arkadaşlarım 112 geliyor. Bu toplam. 56 artı 56'dan. Şimdi diğer örneğimize bir bakalım. N'in ikilisinin 21 olduğunu vermiş. Ve bizden en elemanlı bir kümeden 3 eleman kaç farklı şekilde seçilir diye soruyor. Ben şimdi n'in ikilisinin 21 olduğunu biliyorum. Kombinasyon formülü kullanırsam ne demek? N'in ikilisi diyelim. Siyah kalemle yazalım burada. N'in ikilisi eşittir n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir 21. Şimdi burayı düzenlersem, bakın burada n az faktöriyelimiz ne? N eksi 2. O yüzden yukarıdaki n faktöriyeli n eksi 2 faktöriyeli kadar açıyorum. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşittir 21. Şimdi bunlar gitti. Burada da faktöriyel var, yazmamışız. Burayı düzenlersem n çarpı n eksi 1'i ne buldum arkadaşlar? 2 ile karşıya attım, 42 buldum. Bu n'in n çarpımı 6 ile 7'nin çarpımı. O zaman n'e ne diyeceğim? 7 diyeceğim. Şimdi diyor ki n elemanlı bir kümeden, yani 7 elemanlı bir kümeden 3 eleman kaç farklı şekilde seçilir? Yani benden istediği 7'nin üçlüsü arkadaşlar. Hemen yapıyorum. 7 faktöriyel, 7 eksi 3 faktöriyel, çarpı 3 faktöriyel. Düzenlersem 7, 6, 5, 4 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de burası oldu. Bunlar gitti, bunlar gitti. Cevabım ne geldi? 35 geldi. Güzel. Şimdi diğer örnekte ne diyor? N'in üçlüsü, N'in dörtlüsüne eşit olduğuna göre en elemanlı bir kümenin en çok 6 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır diyor. Şimdi işin içinde alt kümelerinin sayısı varsa
Bir kere ben zaten 2 üzeri n formülünü kullanacağımı biliyorum. Hemen aklıma geliyor. Ama bundan önce n'i bir bulmam lazım. N'i bulmak için ne demiştim? İki durumum vardı. Ya buradaki r ve k'nın toplamı n'i verirdi ya da r ile k birbirine eşitti. R ile k birbirine eşit değil. O zaman bu ikisinin toplamı neyi verecek? N'i verecek. N dediğimiz adam o zaman 3 artı 4'ten 7'ye eşit olacak. Şimdi soruda diyor ki n eleman bir kümenin en çok 6 elemanı. Şimdi 7'nin sıfırlısı yani boş küme. 7'nin birlisi var. 1 elemanlı alt kümeleri. 7'nin 2 elemanlı alt kümeleri. 7'nin 3 elemanlı alt kümeleri var. 4 elemanlı alt kümeleri var. 5 elemanlı alt kümeleri var. 6 elemanlı alt kümeleri de var. Fakat ne yok? Bakın. 7'nin 7 elemanlı alt kümesi yok. Adam bana diyor ki en çok. En çok 6 elemanlı olsun bu adam diyor. O yüzden ben nereye kadar gidiyorum? 7'nin 6'sına kadar gidiyorum. Şimdi bunları tek tek yapsanız da aynı sonuca ulaşırsınız. Ama daha kolay yolu varken niye tek tek bunları açayım? Eğer ki burada 7'nin 7'lisi olsaydı. Çünkü bizim formülümüz ne bakın? N'in sıfırlısından başlıyor. N'in n'lisine kadar. Eğer ki burada 7'nin 7'lisi olsaydı. Siz buna direkt diyebilirdiniz ki 2 üzeri n formülünden n'imiz ne? 7. 2 üzeri 7 diyebilirdiniz. Fakat burada ne yok? 7'nin 7'lisi yok. Ben de şöyle düşünüyorum. 7'nin 7'lisini 2 üzeri 7'den çıkarırsam bu toplamı bulmuş olurum. Gelsem şuraya a desem. 7'nin 7'lisi zaten nedir? 1'dir. A artı 1. 2 üzeri 7, 128 yapar. A'nın kendisi ne oldu? 127 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Tek tek de yapabilirsiniz ama gerek yok. Zaten bizim formülümüz var. Hani burada bizim formülümüzün sadece sıfırdan n'e kadar olan alt kümelerinin toplamı olduğunu unutmayın yeter. Belli bir yerde kesildiyse siz buraya 2 üzeri 7 yazdığınız zaman bu 2 üzeri 7'nin içinde 7'nin 7'lisi gibi bir fazlalık var. Bu fazlalığı çıkarmanız lazım arkadaşlar. Soruda bize 7'nin 7'lisini istemiyor. Ama bizim formülümüz bunların hepsini kapsadığı için çıkarıyor. Güzel. Şimdi diğer sorumuza bakalım. N'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. İki durumum var. Buradaki r ve k birbirine eşit olabilir. Çünkü n artı 8, n artı 8. Diyelim birinci durumda n eksi 4 eşittir 18 eksi n. Attım. 2n buradan ne geldi arkadaşlarım? 22. N'i 20, 11 buldum. Şimdi bu birinci durum. Birinci durumda n 11 olabilir. İkinci durumda ne olabilir? Ne demiştik? R ve K'nın toplamı N'i verelim. O zaman ne yapalım? R ve K'yı toplayalım. Burada R'miz N eksi 4. K'mız 18 eksi N. Toplarsam N artı 8'i verebilir. Topluyorum. Bakın N eksi N gitti. Burada ne kaldı benim için? Şurası artı 18. Ben buraya eksi 18 diye yazmışım. Burası 14, 8 çıkardım. 14'ten 8 çıkıyorsam burada 6 kaldı. N'imiz ne geldi? 6 geldi. Alabileceği değerler toplamını istiyor benden. Toparlarsam burayı 17 yaptı arkadaşlarım. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 6 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt küme sayısı. Şimdi en çok 2 elemanlı dediyse boş küme var. Bir elemanlı alt kümeleri var. Bir de iki elemanlı alt kümeleri var. O zaman yazalım. Birinci şık. Boş küme varsa altının sıfırlısı. Bir eleman alt kümesi varsa altının birlisi. Altı elemanlı. En çok iki elemanlı dediğine göre altının ikilisi de burada var arkadaşlar. Düzenlersem altının sıfırlısı birdir. Altının birlisi altıdır. Burayı da yapalım. 6 faktöriyel bölü
6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şurayı düzenlediğim zaman 6, 5, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunlar birbirini götürdü. 3, burada ne kaldı? 15 kaldı arkadaşlar. Geldim, toparladığım zaman 15, 6 daha 21, 1 ekledim, 22 oldu. Güzel. Bakıyorum işte notası yapmış mıyım diye bakıyorum. 6, 5, 4, 2, güzel, yok. Şimdi 5 şıkkına bakalım o zaman. 5 şıkkında bize ne diyor? Bakın, en az 5 eleman olsun diyor. Yani boşluğu olmasın, 1 elemanlı olmasın, 2 elemanlı olmasın. En az 5 tane eleman olabilir. Yani 5 elemanı kesin olacak, fazlası da olabilir diyor bize. O zaman 5 eleman kesin olacaksa bu ne demek? 6'nın 5'lisi. 5 elemanlı 6 kümesi dediğine göre, en az dediğine göre 6 elemanlı 6 kümelerini de istiyor olabilir. 6'nın 6'lısı. 6'nın 5'lisi, 6'nın 1'lisine eşittir. 6'nın 1'lisi 6'dır. Direkt yazdım. 6'nın 6'lısı, 6'nın 0'lısına eşittir. 6'nın 0'lısı 1'dir. Yazdım. Demek ki 7 taneymiş arkadaşlar. Burada ne diyor? En az bir elemanlı 6 küme sayısı. Bakın. Bakın, en az bir eleman dediğine göre bunun içinde boş küme yok arkadaşlar. Boş küme olmadığına göre siz nereden başlayacaksınız? 6'nın 1'lisinden 6'nın 6'lısına kadar gideceksiniz. 6'nın 1'lisi artı 6'nın 2'lisi artı o en az bir elemanlı dediği için 6'nın 6'lısına kadar geldi. Sonra bakın buradaki olay şuraya döndü. Burada 7'nin 7'lisi eksikti, sonradan ekledi. 2 üzeri n formülünü kullanabilmek için. Burada ne eksik? 6'nın 0'lısı eksik. Eklerim üzerine. Sanki varmış gibi davranırım, sonra da çıkarırım. 6'nın 0'lısı eksikse burada, dedim ki 6'nın 0'lısını koydum. Bu böyle olsaydı neye eşit olacaktı? 2 üzeri 6'ya eşit olacaktı. Kafamız karışmasın. A diyelim. Şuna A dedim. Bu adam ne demek? 1 demek zaten. A artı 1 eşittir. 2 üzeri 6 nedir? 64. 64'ü eşitledim. Aradığım A toplamı ne geldi arkadaşlarım? 63 geldi. Lütfen bu formülü kullanırken dikkat edin. İçinde olan eksiklikler varsa onları tespit edip çıkarmanız lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. N'in sıfırlısından N'in n'lisine kadar giden toplamlar için geçerlidir bu formül. Burada bir tanesi eksikse bu formülü direkt yerine yazarsanız hata yapmış olursunuz. Güzel. O zaman diğer örneğimizde ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 1 bulunur? Şimdi yerleştireceğim, seçeceğim. Adam benden 1'in kesinlikle bulunmasını istiyor. 3 elemanlı bir alt küme. Çözelim. 3 elemanlı bir alt küme yazıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 1'in kesinlikle bulunmasını istiyorsa benden 1'i yerleştireceğim artık. Başka yapacak bir şey yok. Kesinlikle bulunacak. Geriye 2 eleman seçmem lazım. Kaç eleman arasından seçeceğim? Bakın 1'i kullandınız. Biri kullandığınız için geriye 6 eleman kaldı. Bu 6 eleman arasından siz 2 eleman seçmeniz lazım. O zaman buradaki elemanları seçmek için ben ne yapıyorum? 6'nın ikilisi yapıyorum. Çünkü biri kullandığım için burada seçebileceğim 6 eleman kaldı. 6'nın ikilisi dedim. 6 faktöriyel, 6 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6, 5, 4 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 2. Bunlar gitti. Burası ne geldi? 15. Demek ki 15 tane alt kümesinde 1 kesinlikle bulunur arkadaşlarım. 5 şıkkına bakalım. 1 bulunur, 2 bulunmaz. Şimdi yine benden 1 bulunmasını istiyor. 1'in bulunmasını istiyorsa yerleştireceğim. Yapacak bir şey yok. 1'i yerleştirdim. 1'i kullanamam. Yerleşti artık. 2 bulunmaz diyor. 2 bulunmaz dediği için onu da seçeneklerim arasına dahil etmiyorum. O
Onu da siliyorum. Çünkü bulunmasın istiyor adam. Seçme onu diyor. Seçmeyeceksen kaç tane seçeneğim kaldı benim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane seçeneğim kaldı. 5 tane elemandan 2 tane seçmem lazım. Ne diyorum? 5'in ikilisi diyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 5'ten 2 çıktı. 3 faktöriyel. 2 diyorum. Düzenlersem buradan 10 tane alt kümesinde 1 bulunurmuş, 2 bulunmazmış arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Bize diyor ki 1 veya 2 bulunur diyor. 1 de bulunabilir, 2 de bulunabilir, ikisi aynı anda da bulunabilir. Hepsi olabilir. Kesinlikle bulunacak ama 1 veya 2'den biri kesinlikle bulunmasını istiyor. O zaman ben de şöyle düşünüyorum. Tüm durumda 1 ve 2'nin bulunmadığını çıkarırsa geriye kalanlarda 1 veya 2 mutlaka vardır değil mi arkadaşlar? O zaman tüm durumda 1 ve 2'nin bulunduğunu çıkaralım. Ne diyeceğiz buraya? Tüm eksi 1 ve 2'nin aynı anda bulunduğu. 1 ve 2'nin aynı anda bulunduğu. Bulundu. Şimdi tüm durum ne? 7 tane eleman var benim elimde. 3 tanesini seçeceğim. Tüm durum bir kere 7'nin üçlüsü. Şimdi burası 7'nin üçlüsü. Eksi. 1 ve 2'nin aynı anda bulunduğu durumu inceleyelim. Bakın. 3 tane seçeceğim. 1 bulunacak. 2 bulunacak. Geriye 1 tane eleman seçmem lazım. Kaç seçeneğim kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 seçenekten 1 tanesini seçmem lazım. Burayı nasıl seçeceğim? 5 seçenekten biri, 5'in birisi demektir. Bu da 5 geldi arkadaşlar. Hemen 7'nin üçlüsünü bulalım. 7, 6, 5, 4 faktöriyel. 7'den 3 çıktı, 4 faktöriyel. Burası 3 faktöriyel. Burası da 5 geldi. Bunları gönderdim. 35 eksi 5'ten. Burası ne geldi? 30 geldi arkadaşlarım.